Bugün içinde bir his. Bahar geliyor. Hava güzel. Hayat güzel. His değil sanki bu. Başka bir şey. Bir kehanet. Diyor ki... Bugün her şey çok güzel olacak. Hala şüphelenmiyorsun herhalde benden. Adam kendi ağzıyla söyledi benim temiz olduğumu. Sen beni bıraktın adamın yanında, kaçtım. Canımı zor kurtardım ben. Tamam, anladık. Anladın da ne yapacaksın onu söyle bana. Adam senin tarafında olduğumu gördü. Öldürün bunu dedim, onu da duydu. Kendimi ispat edeceğim, sana yardım edeceğim diye düştüğüm hale bak. Ne olacak şimdi bana? Biz koruruz. Bugün düşmanlarını kandırdın. Aileni kurtardın bugün. Polis falan değildi tabii o gelenler. Biliyoruz. Naim'in adamlarıydı. Ya da işte başındaki her kimse. Anasının astarını silkeleyeceğim onun, o kimse o. Sen bana güveniyor musun artık? Niye sorduğuna bağlı. Güveniyor musun, güvenmiyor musun? Sen bilirsin. Güveniyorsan tavsiyemi dinle. Güvenmiyorsan... Bence sen şimdi bir dur. Şu Naim'in peşini bir bırak. Adamı kaçırdın. Ağzını burnunu dağıttın. Mesaj gideceği yere gitti zaten. Bekle ki ne karşılık verecekler bir gör. Bir hazırlığın olsun. Daha fazla patırtı istemeyecekler belki. Nereden biliyoruz? İşine gelmez mi? İrfan, eğer bu bir oyunsa senin mola alma zamanın geldi. Bugün her şey yolunda. Bugün her şey çok güzel olacak. Bugün kimseye kötü bir şey olmayacak. Hadi abi hadi. Ne olmuş ki bu bizi çağırmış karga bokunu yemeden? Yani ne yapacağız şimdi biz? Hadi. Zaten sinirim tepemde, itip durma, atacağım aşağı. Tamam hadi. Allah Allah. Bu koku ne ya? Ecevit kendini mi yakıyor lan? Oo, Allah 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 Allah. Sürpriz. Vay arkadaş. Aga sen hani sürprizleri sevmiyordun? Vay anam. Otur vay. Burada plan anlat, her gün sıkıldım. Bugün hem anlatacağım hem karnınızı doyuracağım. Dalga geçiyordunuz ya yemek yapıyorum diye. Ha, şimdi bunların tadına bir bakın. Sonra yalvaracaksınız. Ecevit ne olur yemek yap. Ecevit ne olur. Bunlar ne? Bunlarla da sipariş mi vereceğiz? Ha, o gurur dediniz ya peşimizde dolanıyor diye. Dinler o şimdi. Yeni hat aldım. Aramızdaki konuşmaları bunlardan yapacağız artık. Hatları içinde. Birbirimizi kaydettim. Şimdi sıra yemeklerde. Evet. Oyun var lan. Yılan yılan. Iskacım. Bu senin mıhlaman. Peynir bulamadım ama yeni bir şey denedim, seveceksin. Bu da otlu omletiniz. Oba. Hanımefendi işi sever, unutmadım. Vay. Ben. Ben. Seni unutur muyum kardeşim? Sana en güzelinden yaptım hem de. Kavurmalı. Kavurma. Ya sen çok büyüksün Şerif. Hadi iyisin yine, torpillisin dünden. Bir saat sonra yanımda ol, Naim. Bazı kehanetler gerçek olacak bugün. Asıl soru, istediklerimiz mi, en korktuklarımız mı?
Ne yedik be? Şerif vallahi ne güldüysem hepsini geri alıyorum. Ateş ediyor şerefsizim. Öyle güzel olmuş ya. Aga sen konuştun mu şeyle bu bir daha babanla? Sabah uğradım. Benim için baba. Benim için ortalıklarda görünme biraz. Gelmeyecek İrfan peşinden ama riske atamayız. İrfan'dan korkan kim? Ben senin için sustum orada. Senin için kıpırdamadım. Ama böyle bitmez bu iş. Anlat ne olduğunu, vereyim belalarını. Sana söyleyebileceğim bir şey değil. İyiyim, iyiyim. Babalık yaptın orada, beni dinledin. Şimdi de aynısını yap. Ortalıklarda görünme biraz. Bir de seni düşünmeyeyim, ne olur. Kabul mü? Kabul etti. İşimize bakalım biz İrfan'a. Bakalım. Da nasıl yapacağız, nasıl indireceğiz bunları? Nedir şimdiki adım? Adım doğru kelime. Bugüne kadar başaramadık çünkü hep tek seferde bitirmeye çalıştık işlerini. Ama bu sefer adım adım gideceğiz. Ay yanına koyayım, bir sene daha bekleyeceğiz yani. 20 sene bekledik Sarı. 20 sene susmadık mı biz? Hem bir sene demedim, adım adım dedim. İlk adım İrfan'ın işine çomak sokmak. Ya tamam anladık, bu adamları bugün işledikleri suçlardan yakalatacağız da. Bu adamlar polisten habersiz iş yapmazlar. Ya polis bilmiyor mu bunun ne hatlar karıştırdığını? Polis onu yakalayamıyor çünkü sistemi işliyor. Sistemini bozmadığın sürece İrfan'ı yakalatamazsın. Biz de onu yapacağız. Sistemini bozacağız. Asla! Nasıl olacak o iş? Dediğim gibi bir sıkıntı olursa arayayım. O zaman yardım et yeter. Koruma falan takma peşime. Adliyeye girip çıkıyorum, dikkat çeker. Bakacağız ona. Abi adam telefonla köpürüyor. Yapamayacaksanız bırakın dedi. Bir de yeni mallar gelmiş. Ben şimdi ne diyeyim bu adam ya? Yapacağım diyeceksin. Ne diyeceksin oğlum? Allah Allah. Durduk yere işten mi olalım? Ha? Eşin kaç gündür? Ver ben konuşayım. Saygılar abi. Yeni bir iş aldı ama işleri zor da belli. Ne iş çeviriyor bu adam? Paraları nereden alıyor? Olayı ne? Önce onu bir çözeceğiz. İşte onu çözelim. Bunun adamlarını dağıtalım, mallarını yağmalayalım. Bu da sinirlensin, ortalığı tarasın, polis de gelsin bunu alsın. Gol! Prakazi vurdu gol! Bravo! Prakazi! Devam bitmedi Hileci. Hile mile çaktı golü sayı seyirciler. Prakazi! Ne Prakazi be? Prakazi mi kaldı? Lafı çevirme Sarı, öyle bir şey olmayacak. Dilimde tüy bitti, mafya değiliz biz. Ben bir tane avukatım, siz de oto yıkamacısınız. Lan adam öldürmek falan yok. Öyle bir hata yapmayacağız. Hele bugün hiç. Bugün kimseye kötü bir şey olmayacak. Metin Oktay yaptı gol. Ne Metin Oktay, ne Prekansi? Kalmadı bu adamlar ya. Ben sizi maça götüreyim mi? Vallahi bunu duysalar toşbil geçerler sizde. Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Siz İrfan'ın oraya gitmişsiniz, bir güzel yakmışsınız, yıkmışsınız ortalığı da. Bu adam bir şey demedi mi yani? Dedi, dedi ya. İrfan dedi ki, İrfan beni... koruyacakmış. Kimi? Kimi kimden koruyacak akıllı? Ya abi. İrfan yüzünden en son ne zaman böyle eğlendim, bu kadar mutlu oldum şimdi hatırladım ha. Şu mübarek lokum vakası. Evet mübarek lokum. Tamam burası, tamam tamam, koş koş koş. Sarı. Sarı. Sarı koş, İrfan geliyor. Sarı koş, İrfan, İrfan. İrfan geliyor, koş koş koş. Sarı koş, İrfan, İrfan. İrfan, 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 İrfan.
Doğum günü kutlu olsun ufaklık. Burada pasta bu kadar oluyor. Bisküviler kantinden, lokumlar açlıdan. Lokum mu? Şerif, hediyeleri verelim mi hediyeleri? Ulan sürpriz olma, sürpriz. Hediyelerim mi var? Olmaz mı be? Her gün bir tane seni çıkarıp atacağım bu kürdanları. Bittiğinde de biz buradan çıkmış olacağız. Sabunları sakladık. Kürdanları da biriktiriyoruz kaç aydır. Hiç yapmayacağım o kürdanları. Hep saklayacağım. Hiç unutmayacağım. Ulan ne sulu gözsün ya. Bırak oğlum ağlasın tabii. Onun yüzünden biz kaç aydır sabunlanmaz lan. Koktuk oğlum. Çağırmayacak mıydınız beni doğum gününe? Sarı'nın doğum günü. Sarı ne istiyorsa o olacak bugün. Sarı. Takoz abi, ben sana bir lokum versem ama sen doğum günüme gelmesen, olur mu? İyiyim abi. İşte öyle. Bir anda yediler bütün lokumlarımı, mübarek lokumlarımı. E taşıdık o kadar omuzumuzda. Onu hiç söylemiyorsun. Yemin ediyorum kendi abi. Ben buradan kaçtım. Nereye? Ha yenge. Yok ben yengesi. Bir damata uğrayacağım. Ondan sonra da İrfan'ı araştıracağım resmi kayıtlardan bir daha. Sen de? Ben de mahalleden. Ya Ecevit ben sana bir şey diyeceğim. Hazır yenge demişken. Hani senin kız arkadaşın var ya Birsen. Sen onunla mutlu musun? Ben? Mutluyum. Yani mutluyuz. Ondan başka kimse benim kahrımı çekmez. İyi, güzel. İlgilen biraz kızla o zaman. Ne alaka şimdi? Kadınsı biz diyelim. Kızla biraz ilgilen, zaman geçir. Kızın yanındayken mutlu olduğunu hissetsin kız yani. Şimdi yalnız kalmıştır, dışlanmıştır, ne yapacağını bilemiyordur falan. Yani diyeceğim o ki kızı üzme boşuna. İyi tamam. Doğru bir şey. Ne yapıyorsun? Komiserim. Müjde. En sevdiğim laf. Ne getirdin? Bilal Tutkun'la İbrahim Kenan hakkında savcılıktan dinleme izinleri çıktı. Öbürü avukat? Maalesef ona çıkmadı. Yetersiz delil. O işte hiç sevmediğim ya.
Neyse başlayın hemen ötekileri dinlemeye. Bütün konuşmalar. Bir şey öğrenirsen düş buraya hemen. Anlaşıldı. Geç otur. Uzun sürecek, yorulma ayakta. Her şeyi anlatacaksın çünkü. Her şeyi. Neyin intikamını alıyorsunuz o adamlardan? Ne yaptınız da peşinizdeler şimdi? Devreleri yaktın herhalde sen. Anlatır mıyım lan ben sana? Sen bilirsin. O zaman ben anlatırım Ecevit'e. O Hüseyin'e ne yaptığını da, ne yalanlar söylediğini de. Kararını ver. Çıkarken kapıyı kaparsın. İyi ki emekli olmuşsun damat. Bu kadar ödev verilir mi ya özel ders öğrencisine? Bak bakalım bir tane yanlış var mı? Zehir gibi zehir. Sana benzer ha biraz. Tutturdu bir babacığım. Baba değil oğlum hoca. Dinletemiyorum. Damat sana bir şey diyeceğim. Aferin bak bunu bile çözmüş. Sen söyle dinliyorum. Ben babamla barıştım. Zeki'ye yardım etmiş hep. Sonra benim için neler yapmış, sabıka kaydımı sildirmiş toptan. Dün İrfan yakaladı, tek laf konuşmadı. Biliyorsun onu, onların başına yıkar orayı. Ama hiçbir şey yapmadı. Onun sayesinde İrfan'ın gözünde temize çıktım. Olamaz mı damat? Babam değişmiş olamaz mı? Değişti ha. Ne bileyim, belki her şeyi baştan başlarız. Gerçi bunca ile aldıklarını geri veremez ama. Tabii veremez. Ne senden aldıklarını verebilir, ne benden. Sen belki unutursun Ecevit. Ama ben unutmam. Unutmam. Halidem, hani vermezlerdi kuyu dibinden olmayana kız? Bak aldım işte. Ne o, korktun mu yoksa deminki seslerden? Canım karım. Bilal, iyi misin sen? İyi ya işte her zaman geldim. Ya yok, bu İrfan, İrfan'la ilgili bir şey bulamadık ya. Ona kıl oldum biraz. Geldi. Ne oldu, buldun mu İrfan'la ilgili bir şey? Onu bulmadım. Ama nasıl bulacağımızı buldum. Bu gece 12'de bir nakil yapıyor İrfan. Gizli kapaklı bir şey. Kimle yapıyorsa adını da söylemiyor. Ama muhtemelen sakladığı o iş. Onu bulursak tamamdır. Bozacağız bu işi. İyi de onu nasıl bulacağız? Biz değil, sen bulacaksın. İrfan'ın bir metresi var. Adı Sibel. Genç bir kız. İyi Allah sahibine bağışlasın. Benle ne alakası var? Ağır abilerden hoşlanıyor. Gerekirse ters yapacak tiplerden. Birinin gidip ağzından laf alması gerek bu kızın. Akşamki işi biliyor bu Sibel. Ben de şu an nerede onu biliyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Bilal kıza kur mu yapsın istiyorsun? Yani çok bir şey istiyorum bilmiyorum ama... kız İrfan'ın yanında beni gördü. Ben yapamam. Vallahi ahu şu kadar istiyorsam namerdim. Yani tamamen iş için. Nasıl kız, güzel mi? Taş bir şey... Vakit de yok. İrfan bu gece 12'de yapacak ne yapacaksa. Öğrendik, öğrendik. Bana konuşmuyor. Sokakta, resmi yollardan, hiçbir yerden bir şey bulamıyoruz. Bu kızdan başka çaremiz yok. İyi, tamam.
Tamamsa ben artık hazırlanayım. Senin o şey vardı ya. Gülten gelirken sürüyordu roller roller. Ya gitme, ne sürüyorum ben, tövbe tövbe. Ya Gül. Bir şey sürdüm yok benim ya Allah'ım. Metro 80 sürmüyor. Hadi hadi. Ne haber? İyilik abla. Senin günün diye boşalttı yine burayı. İyi. Zıkzavr istemiştim. Geldi mi? Getirdik abla. P226 Sport. Kompansatörü var. Tamam Tufan. İrfan abime selamlar. İletirim canım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Rozeti göstermeye üşendim de. Neyse ya, sana haberin olur. Bu adam geldi mi buraya? Kime geldi? Otur. Hay Allah'ım ya. Otursana oğlum. Polis lan. Hayırdır, ne bu halin? İş kazası. Bu adamla konuşmuştun sabah. Anlaşıldı şimdi iş kazası. Ha güzelim, ne istedin? Kapattım burayı ben güzelim. Nasıl girdin sen? Kapıdaki arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Bir itirazın mı var? Yok. İyi. Geçeceğim mi yerine, ben mi geçireyim? Yarış yaparız o zaman. Ben başlarım. Ben kadınla yarışmam. Benimle gayet yarışmak istersin. Hiç merak etme. Hadi, var mısın? Bu arada ben. Ben de Cabbar. Çekil çekil, içmeyeceğim bir şey. Ne işi var bu adamın seninle? Ha? Alışveriş mi lan? Yok be abi. Bir günün sordu sadece. Oğlum ben seninle buraya sohbet etmeye gelmedim. Bana tek tek sordurtma. Kim sordu? Şey... İrfan Alkağa. Ne işi varmış İrfan'la? Bilmiyorum abi. Sormadım. Yani ne iş yapar diye sordu. Bildiklerimi söyledim. Yani duyduklarımı. Bakalım bu sefer ne uyduracağım Bilal Efendi. Kalk bana bir soda ver ya, keyfim yerine geldi. Nerede kaldı bu soru ya? He?
Ulan tersi de pistir bunun şimdi. Kıza ters yapacağım diye dövmesin kızı. Vallahi. Tavsiyeni dinledim. Ne tavsiyesi? Bu gece bir seni yemeğe çıkaracağım. Ha güzel. Bilal de beni yemeğe çıkaracak. O da dinlemiş tavsiyelerimi. Şaşırdım tabii, sevindim de biraz. Biliyorsun yapmaz ya öyle şeyler. Başıma gitti. Ben de gideceğim, birazdan hazırlanacağım zaten. İyi yapmış. Hak ettin. Kaç gündür bizim için koşturuyorsun. Dağılın ulan! Kardeşinizin yemek randevusu var. Hadi be! Sibel'in beni akşam yemeğine davet etti. Hep gittiği bir yer varmış. Gel istersen dedi. Aslanım benim, zor oldu mu? Ne zor olacak ya? Benim vahşi cazibeme kim dayanır? Bir iki, hadi git ona, hal falan dedim. Eridi bitti zilli. Süper, ben çıkacaktım. Çıkmayayım o zaman? Ne? Ne bekleyeceksin sen? Git ya. Ben de diyorum o iş tamam. Tamam o zaman. Oyalanma ama haber bekliyorum. Kimle iş yapıyormuş İrfan? Ne işiymiş bu gizli? Nerede bu gece? Öğren. Bu gece gideceğiz oraya. Ben de. Ahım bak. Bak sevgilin ne işler yapıyor. Bir bak. Aferin sana. Hadi sen yemeğe git de geç kalma. Afiyet olsun. Sen kıskandın mı beni? Sen beni kıskandın. Ahu beni kıskandı. Ahu beni kıskandı. Halledeceğim abicim ben. Arkadaşımı, kardeşimi kaybettim. Bak ben de trafik kazası geçirdim. Kaç gündür hastanede yatıyorum abi. Hani sen de biraz... Yok abi yok. Verme kimseye işi. İş benim. Tamam söz, bu sefer halledeceğim. Verme kimseye. Ama abi şimdi niye böyle diyorsun ki? Oh. Tamam abi. Tamam, son şansım. Mahcup etmeyeceğim seni müşterilerine. Bu gece saat tam 12'de mallar yerine teslim edilecek. Halledeceğim abi bu sefer. Saygılar abi. Saygılar abi. Saygılar. Çocuğu. Abi benim kafa... Abi... Lan Hasan! Bana bak! Bu iş bu gece hallolmasın. Ben o adamın karşısında bir daha eğeyim boynumu. Değil kafana vurmak, şarjör boşaltırım kafana Hasan. Sonra da kendi kafama sıkarım. Anladın mı? İyi. Sözler verirsin hayatta. Planlar yaparsın. Hayaller kurarsın.
umutlara kapılırsın. Ama hepsi boş. Feleğin çemberinden geçmiş biri bir gün bir kehanette bulunursa, o kehanet gerçekleşecek arkadaş. İrsel. Söyle canım. Benim bir şeye fena kafam takıldı. Bir şey yapmam lazım. Nedir? Söyle. Ayıp olacak. Eşeklik olacak. Ama başka çarem yok. Ne olur anlat.